Gündem dışından hepinize merhaba. Bugün ayın 11'i işte çarşamba. Demek ki Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı tam bir hafta sonra bugün öğleden sonra ABD'li mevkidaşı Tony Blinken'la Washington'da bir araya gelecek. Washington'da olduğu söyleniyor. Bu benim bilebildiğim kadarıyla Washington'da gerçekleşecek ilk görüşme. Biliyorsunuz daha önce ancak New York'a kadar gidebilmişti Mevlüt Çavuşoğlu. Şimdi buna göre şöyle bir diplomatçılık oynayalım istedim bugün. Biliyorsunuz bu diplomatlığa biraz bir böyle bir gizem atfedilir. Aslında bunun bir doğru tarafı var. Doğru tarafı nedir? O da en alt kademedeki aday meslek memuru ya da ilk atamasında ataşe düzeyindeki meslek memuru dahi Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğinin bilinciyle kendini ayrıcalıklı bir yere koyar ve ama o ayrıcalığın karşısında da o sorumlulukla davranır. Ona göre ülkeyi temsil ettiğinin bilinciyle hareket eder. Ancak burada fazla da bir gizem atfetmeye gerek yok. İçeriden herhangi bir bilgi almış değilim tabii ama şöyle bir gözlerimizi yumup zihnimizi biraz zorlarsak Çavuşoğlu'nun Washington'daki gündeminde neler olabileceğini düşünebiliriz. Zaten bunun işaretleri bugünden var. Bazı isimlerini çok yakından bildiğiniz sizlerin de kişiler işte şimdiden televizyonlara çıkıp her gün sanki bu ABD'den takip ediliyor ya da belki Ankara'daki ABD Büyükelçiliğince takip ediliyormuş herhalde zanlıyla, o varsayımla eleştiri oklarını öyle deniyor ya işte YPG'ye ABD desteği üzerine yoğunlaştırmış durumda. Demek ki burada bir şeylerin kımıldatılması öngörülüyor. Yani Mevlüt Çavuşoğlu'nun asıl gündeminde burada aslında gidip yine ABD'den YPG'ye olan desteğini kesmesini talep edeceğini öngörebiliriz. Bu da açıkçası hani amiyane tabir belki ama olmayacak duaya amin demek olacaktır. Zira ABD'nin YPG'ye desteği sanıldığı gibi öyle çok büyük meblağlara ulaşan bir maddi destek değil. Herhalde hele hele şimdi artık Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gündemdeyken ve orada böyle birkaç milyar dolarlık paketler neredeyse haftalık olarak açıklanırken ABD'nin Suriye'deki harcaması devede kulak demek yanlış olmaz. Hele bugün ABD artık Afganistan'dan çekilmişken insan olarak da bir maliyeti yok. Tabii insani maliyetle gerçek maliyeti silah yardımını, para yardımını karşılaştırmak mümkün değil ama kağıt üstünde bunu yapabiliriz. Demek istediğim şu, ABD'nin Suriye'de bir sıcak çatışma içinde olup da bir zamanlar hani Irak işgalinde binlerce kayıp vermesi gibi yahut daha geri gidersek işte Vietnam Savaşı'nda 60 bin üzerinde kayıp vermesi gibi böyle bir durum yok. Bunun ötesinde IŞİD'in aslında küresel bir terör tehdidi olarak da çok büyük bir etkisi kalmış değil. Dolayısıyla aslında gözden Irak olsun, gündem dışı olsun. Aynı bizim bu yayının adı gibi bir yaklaşımı var ABD'nin Suriye'ye. Türkiye açısından ise bu sanki birinci gündem maddesi. Bunun ötesinde Ukrayna konusu tabii Çavuşoğlu'nun elini rahatlatacak, Türkiye'ye yeni bir önem atfeden, işte belki jeopolitik önemini yeniden gündemin önüne çıkaran bir konu. Onun dışında Doğu Akdeniz'e şöyle bir bakarsak, Türkiye'nin burada gerilimi düşürdüğü, Libya'nın da gündemden düştüğü, aynı şekilde Türkiye'nin Mısır'la arayı düzelttiği, ondan da önemlisi ABD'de hep sürekli bu benzetmeyi yapıyorum. Tekrar olacak ama Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri ne zaman iyi olursa bunun doğal çıktısı, sonucu, etkisi ABD ilişkilerinde düzelmesi olur. Bir plasebo etkisi yapar İsrail'le ilişkilerin düzelmesi. İsrail'le arayı toparlamış durumda. Körfez'deki ABD işbirliği ortakları, müttefik demek yanlış olur. Çünkü gerçek müttefik biziz aslında. Hiç müttefik gibi gözükmesek de. Çünkü biz NATO üyesiyiz. NATO'nun 30 üyesinden biriyiz. ABD'nin müttefikleri bunlar. NATO üyeleri. Stratejik ortaklık da bir farklı. Şimdi burada da ama yine Körfez'deki işbirliği ortakları ve asıl tehdit olarak gördüğü İran'ın bölgesel ihtiraslarına karşı da işte Suudi Arabistan'la ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle de arayı düzeltmiş durumda. İran'a karşı aslında kendine biçilen o rolü, ki bu doğrudur, oynamaya niyetli olmasa da
Burada da yanlış bir yerde tırnak içinde durmuyor. Ermenistan Karabağ konusu var ama bu da pek gündemde değil ki zaten Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmış durumda. Yunanistan'la gerilimin düşürülmesi denendi. Başarılamadı. İşte Mitsotakis'in kongredeki konuşmasının ardından. Ama Yunanistan'la da şu anda sürdürülemeyecek, yönetilemeyecek bir durum var. Asıl hani Turk'un büyüğü heybede gibi bu saydığım, değindiğim 30 NATO müttefikinden yalnızca ikisi Macaristan ve Türkiye henüz İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermiş değil. Bu zaten TBMM meclis tarafından yapılacak bir iş. Bu duruyor. Bu aslında belki Çavuşoğlu'nun cebindeki bir kart. Hani buna karşılık ne alabilirim gibi. Ama bunun ötesinde asıl işler bir Suriye'de Esad'la konuşma meselesi var. Bir de S-400 meselesi var. Bir de işte son açıklanan hani çok büyük mutlulukla cari açığa hiç değinmeden yani aynı oranda daha da fazla artan ithalata hiç değinmeden Rusya yönelik ihracatın bir nevi yaptığı doping etkisiyle artan ihracat meselesi var ki bu aslında Rusya'ya olan yaptırımın pek de Türkiye tarafından uygulanmadığını gösteren bir işte veri. Şimdi burada Türkiye'nin Esad'la arayı düzeltmesi aslında belki Suriye'ye yönelik bir harekatın önünü açacak bir gelişme olarak bize pazarlansa da bu Putin tarafından aslında Türkiye'yi NATO içinde yine S-400 örneğinde Akkuyu ve Sinop nükleer santralleri ve Akkuyu'nun yanına o hani benim hep Cemile kabilinden çırak çıktığını söylediğim ve ne olduğunu tam bilemediğimiz liman imtiyazı konusu gibi bir saatli bomba. Neden böyle? Çünkü tıpkı İran olduğu gibi, tıpkı Kuzey Kore olduğu gibi, Suriye olduğu gibi Putin rejimi de aslında küresel düzenden ABD önderliğinde yalıtılmış ve bu yalıtılmış durumu devam edecek ülkeler. Şimdi Türkiye'nin evet komşu ülke olarak Esad'la diğer müttefiklerden farklı bir ilişki içinde olması anlaşılabilir. Fakat bunu bir de Moskova üzerinden yani tıpkı işte Sergey Shoigu ve Sergey Narishkin'in SVR ve Savunma Bakanı yani Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Rusya'nın ve Rusya Savunma Bakanı'nın ev sahipliğinde gidip de Suriyeli mevkidaşları Ali Mahmud Abbas ve Ali Memlukla buluşan Moskova'da Hakan Fidan ve işte Hulusi Akar örneklerinde olduğu gibi şimdi Lavrov'un ev sahipliğinde yine Moskova'da Faysal Miktat'la bir araya gelmesi gündemde Çavuşoğlu'nun ve bunun ardından da bir zirve olacak deyim yerindeyse. Bu da yine kuvvetle muhtemelen öyle görülüyor ki Putin ev sahipliğinde Moskova'da hem de gidip Esad'la konuşma. Bunun ABD tarafından hiç de hoş karşılanmayacağı sayılabilir, öngörülebilir. ABD'de yönetim içinde yani Beyaz Saray ve ona bağlı işte Ulusal Güvenlik Konseyi, diğer bağlı kuruluşlar yani bağlı kuruluşlar ne kadar terim olarak doğru bilemiyorum ama Dışişleri Bakanlığı ve CIA gibi merkezi istihbarat örgütü gibi ya da bunun yanı sıra Savunma Bakanlığı daha önce hep biliyorsunuz Türkiye ile ABD ilişkilerinin omurgasının askeri ilişkiler olduğu söylenirdi. Savunma Bakanlığı bakımından da bir önceliklerin uyumlanması, orada müttefiklerin, orada Türkiye açısından lobicilik yapacak kişilerin olmadığı da belli. Kongre içinde ne demokrat kanatta ne cumhuriyetçi kanatta artık Türkiye'yi savunacak halde kimsenin kalmadığı belli. Böyle bir ortamda Çavuşoğlu Washington'a gidiyor. Ve bütün bu konular aslında ABD'ye alınacak konular aşağı yukarı bizim dış politika önceliklerimiz oluyor. Şimdi burada hangi konularda ne vererek yani şunu yaparsanız İsveç ve Finlandiya'nın işte NATO üyeliğine onay veririz. Yahut şunları yapın S-400'den vazgeçelim ya da biz S-400'den vazgeçiyoruz siz ona karşılık bunu yapın gibi bir yaklaşım içinde olamayacağını öngörmek de mümkün. İşte YPG'ye olan desteği kesin diye diretmek bunun yanında da belki Ukrayna yönelik yaklaşımın sürmesi söylenebilir. Bu açıdan aslında dostlar alışverişte görsün hiç olmazsa gidildi bakıldı orada Washington'da Blinken'la seçim öncesinde bir araya gelinebildi diye bir satış pazarlama yapmak mümkün ama onun ötesinde Çavuşoğlu'nun gidip işte kongrede temaslar yapması ya da Washington'un o büyük düşünce kuruluşlarında
temaslar yapması ya da oraya gitmişken Washington Post, New York Times gibi önde gelen medya kuruluşlarına ya da şimdinin işte bağımsız ya da yeni mecralarından Huffington Post, Politico gibi mecralara demeçler, röportajlar vermesi pek de herhalde gündeme alınabilecek gibi gözükmüyor. Alınsa dahi bunun amaçlarına etki yapmayacağı da ortada. Bir de Çavuşoğlu'nun işte Houston'a gitmesi gündemde. Oradaki başkonsolosluk binası sanıyorum yenilenmiş. Onun açılışını yapmak ve Houston'a uzun zamandan sonra bir Dışişleri Bakanı ziyareti. Ama bunun herhangi bir dış politika açısından önceliği olmayacağı da malum. Şimdi bu resmi böyle koyduktan sonra aslında gözlerimizi yumup ki bütün bu söylediklerimi sağlamasını zaten bir hafta sonra bu görüşme yapıldığında o gün sıcağı sıcağına tabii bunu yapamayacağımıza göre ondan da bir hafta sonra yani bundan bir hafta sonra bu görüşme olacak. Dilerseniz belki başka konular öne çıkmazsa bunu 15 gün sonra tekrar ele alabiliriz. Bugün konuştuklarımızın sağlamasını yapabiliriz sizlerle. Fakat gözlerimizi yumup şöyle bir alıştırma, bir egzersiz de yapabiliriz diye düşünüyorum. Bugün diyelim ki işte şundan bir ay önce, 15 gün önce her neyse seçim olmuş olsun. Bu bir fantazi tabii. İşte yeni bir cumhurbaşkanı seçilmiş olsun. Altılı masa adayı kazanmış olsa oradan atanacak bir dışişleri bakanı ki bu yeni sistemde aslında ABD başkanlık sisteminde olduğu gibi bunlar atanmış sekreterler. Yani bir dış işleri sekreteri olacak. Bugünkü gibi evet bu sarayın dış ilişkilerini, Erdoğan'ın dış ilişkilerini Erdoğan'ın seçim kazanması odaklı olarak yürütmeyecektir. Evet işte liyakat adı altında daha fazla belki profesyonellere bu yayının girişinde değindiğim meslek memurlara da danışılacaktır. Bu da doğru ama tırnak içinde devlet aklı adı altında ki ben buna bir Galata meşhur diyorum. Çünkü demokratik ülkelerde devletin aklı olmaz. Devlet bir organizma değil, bir aygıt sonuçta. Devletin bir hafızası, arşivi olur ve ulusal çıkarları olur. Başkanlık sistemlerinde de dış politika aslında başkanların adıyla anılır. Yani Biden'ın dış politikası, Obama'nın dış politikası, Trump'ın dış politikası gibi. Burada yeni seçilecek Cumhurbaşkanı'nın bu saydığım konularda onun göndereceği, onun adına Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilen gideceği Dışişleri Bakanı bu konularda farklı neyi söyleyebilirdi? Evet, Esad'la konuşmayı kuşkusuz savunacaktı. Zaten bugün Sayın Akşener de Esad'la konuşmayı destekliyoruz dedi. Ben de söylediğim gibi Türkiye'nin burada ayrı bir konumu var. Komşu bir ülke. Biz ne yaparsak yapalım taşınacak değiliz. Irak'la, İran'la, Rusya'yla deniz aşırı bir komşu ama Suriye'yle bu bölgede bir arada geçinmek zorundayız. Bize biçilen rolleri oynamak zorunda değiliz. Yapay seçimler yapmak durumunda değiliz. Yani şuna karşılık bu gibi. Ama bunun dışında da NATO'da altına imza attığımız kararlara uymak ve yüzü batıya dönük organik tarihsel kimliğimizle kavgalı olmayan bir dış politika yürütmek zorundayız. Bütün bunlar güzel. Ama somut olan bir gerçek daha var. O da Türkiye'nin mutlak surette F-35 programına geri dönmesi zorunlu. Çünkü F-35 ile diğer savaş uçaklarını karşılaştırdığımızda belki biraz abartacağım ama sanki bu akıllı telefonla sıradan cep telefonu gibi bir karşılaştırma. Buna Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu teknolojik sıçramayı yapmaya ihtiyacı var ve biz daha kimseler F-35'in alıcısı olarak kapısına dahi dizili değilken bu programın içindeydik. Eskişehir burada Avrupa'nın bakım üssü olacaktı. Bizim 10 civarında savunma sanayi şirketimiz F-35 programına katkı yapıyordu. Belli oranda bir teknoloji transferi olacaktı ve F-35'e geri dönmek bizim için zorunlu. Diğer taraftan bir hava savunma sistemi edinmek de zorunlu ve bunun da kendimiz şu anda yapamadığımıza göre Avrupa'dan yahut ABD'den alınacağı, şu anda görüldüğü kadarıyla da Avrupa'dan alınacağı öngörülüyor. Bu da zorunlu. Bu bağlamda demek ki yeni seçilecek bir cumhurbaşkanının atayacağı dışişleri sekreterinin bugün Washington'a gitmiş olsa şu S-400 konusunda somut bir adım atması gündemde olacaktı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini başka işlerle karıştırmadan ortak savunma gereği olarak kabul etmesi, desteklemesi, o yönde açıklamalar yapması gerekecekti. YPG konusunda ise yeni bir harekat yerine işte bu üzerimizde olan bu ekonomik durumda üzerimize binen ekstra pandeminin getirdiği yükün üstüne, Ukrayna'nın işgalinin getirdiği yükün üstüne zaten omuzlarımızda olan bu 4 milyonluk Suriyeli mülteci yükünden de kurtulmayı gündeme getirmek gerekecekti. Aslına bakarsanız gerçekçi olmamız gerekirse bu Suriyeli'nin bir yere gideceği yok ama bu bir gündem maddesi olarak
karşılığında bir şeyler alınabilecek bir madde olarak masada olabilirdi. YPG konusunda ise gerçekten demokratikleşmiş bir Türkiye'nin içeride Kürt sorununu salt güvenlikçi bir yaklaşımla değil, demokratik bir yaklaşımla adını Kürt sorunu olarak koymadan dahi aşma yönünde adımlar atmakta olan bir Türkiye'nin YPG diye tutturması gerekmeyecekti. Farklı muhataplarla, farklı bölgeler için TSK varlığının bulunduğu bir alver içine girerek, evet Şam'ı da işin içine katarak ama bunu Rusya, Moskova aracılığıyla değil doğrudan yürütmesi doğru olacaktı. Ve bütün bu adımları aslında atıp somut bir kazanımla Washington'dan dönmek mümkün olacaktı. Kuşkusuz yeni seçilecek bir Cumhurbaşkanı'nın göndereceği bir Dışişleri Bakanı'na da herhalde medyada da işte bu saydığım kurum ve kuruluşlarda da ve ayrıca Kongre'de de daha fazla kredi açılıp belki o kişinin neler söyleyeceği de merakla dinlenecekti. Ama belki önümüzde olan gerçek soru şu, şunun sırasında 4-5 ay sonra seçim yapıldığında böyle bir ziyaret gerçekleştiğinde şu anda konuştuklarımızdan başka ve şu anda konuştuğumuz o gündem maddelerine göre o gidecek Dışişleri Bakanı gerçekten somut, farklı, olumlu, yapıcı, yeni bir takım konuşma notlarını masasının üstüne koyabilecek miydi? Bence asıl önümüzde duran soru bu. Bugünlük benden bu kadar. Söylediğim üzere şu görüşme gerçekleşsin bundan bir hafta sonra, bugün çarşamba günü. Ondan bir hafta sonra da belki sizlerle yine bu görüşmenin sonuçları üzerine sohbet etme fırsatı buluruz. Bugünlük benden bu kadar. Haftaya çarşamba bir başka konu üzerine sohbet etmek üzere. Hoşça kalın.